Bu ulug peygamber Falastin'e ketti, şu yerde ömrünü yaşayıp ötküzdü. Şunun için hazır günde Müslümanlar da horlayken, Müslümanlar da kanun okuzayken, Müslümanlar da her kıl tuhumatlarla ayıbıyakkenler, onlar hem öledi. Lekin akıbat bir kıl bulmaydı. Neçi yıl horka yanıdı? Neçi yıl azabla yanıdı? Bana şimdi sultan gekirip geti yaptı. Bana şimdi çöke yaptı hamasa. Kolada ne var? Hiç neresi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kulli qalbin khayrin تبدا حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح قد تم تجهيز أكياس دقيق بفضل الله تبارك وتعالى ومن الشيخ رشاد والأخوة الأفاضل معه في البلاد المختلفة مثل الأوزبكيين والقرغيزيين وغيرهم جزاهم الله خيرا وهم يعدون عندنا في غزة لمائدة إفطار وسحور في شهر رمضان الكريم إن شاء الله تعالى ونحن ندعوكم في غزة أن تساندوا الشيخ رشاد في هذه المعونات المقدمة لإخواننا في غزة في رفح النزوح بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطائكم الشيخ والأخ رشاد على ما يقدمه للشعب الفلسطيني من معونات ومساعدات كما نشكر إخوان الشيخ رشاد من الأوزبكيين والكركيزيين لما قدموه للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وبارك الله فيهم من كل قلب خير تبدأ حكاية الله كي إيمان كيلتر مؤمن بولش ونجا kafir bo'lish. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni umurtqasini siladi va qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni undan chiqardi. Va ulardan misoq oldi. Alastu bi robbikum. Axir sizlarni parvardigoringiz men emasmanmi? Qolu bala. Ruhlar hammasi javob berdi. Ha. Mana shu narsa siz bilan bizdan bo'lgan misoq va'da hisoblanadi. Ana shu kunda hammamiz iymonni qabul qildik. Hammamiz mu'min bo'ldik. Endi dunyoga kelgandan keyin insonlarni ichida ana shu va'dasida turganlari bor, va'dasini buzib o'zgartirganlari bor. Kim shu va'dasida sobit qolgan bo'lsa, mahkam tutgan bo'lsa mu'min bo'lib yashabdi. Kim o'zgartirgan bo'lsa kofir bo'libdi, fosil bo'libdi, munofiq bo'libdi. Qur'on ichida qissalar bor, kofirlarga misollar, mu'minlarga misollar. Namrud İbrahim Halilullah davrida yaşayıp ötken kafir padişah. Namrud küfürge misal. Unga bir yaş yigitni otga taşlaşken eken küymepte degen haber geldi. İsmi İbrahim idi aleyhisselam. Onu men aldım bir abgeliler çi dedi. Abgelişti. Unga karab, ey İbrahim senin Rabbin var mı dedi. İbrahim aleyhisselam ha dedi. Rabbin kanaka sıfatla bir. Rabbim öldürüp tırıltıradı dedi. Namrud özünü Xudo deb bilar edi. Atrofi deylarni özge ibadet kılışı ki buyurar edi. Toxtab tur dedi. Askerler geldi ki, qamoqqa borib falancı falancını olib kelinglar. İkalasi ham ölümge hüküm kılıngan kişiydi. İkalasini olib kelishdi. Birincisiga aytdi. Seni dedi, hayotga qaytardim, ketaver dedi. İkincisini bo'yniga qılıç uringlar dedi. İbrahim aleyhisselam oldi bittasini qo'yib yubordi, bittasini qatl qildi. Ana, men ham öldürüp tiriltiraman dedi. İbrahim Aleyhisselam aytayotgan tiriltirish öldürüşlik bu haqiqiy tiriltirishlik edi. Shunda İbrahim Aleyhisselam u bilan bahsni cho'zib o'tirmadi-da, albatta meni Rabbim kunni mashriqdan chiqaradi. Sen onu mag'ribdan chiqarib berchi dedi. Fa bu haytallazi kafar wallohu la yahdil qawmaz zolimin. Shunda bu inkor qiluvchi dovdirab qoldi.
Allah zalim kimselerine hidayet kılmaydı. Namrud kafir idi. İbrahim aleyhisselam Müslüman idi. Namrud'un akıbatı ne oldu? İbrahim Halilullah'ın akıbatı ne oldu? Bu ikisi tengi olmaydı. İbrahim aleyhisselam Allah Teala necatke çıkardı. Bu uluğ peygamber Falastin'e gitti. Şu yerde ömrünü yaşayıp ötküzdü. Şimdi Namrud'cu. Az yine vakit ötkendiyken Allah Teala onu şunu diye harkıldı ki burnudan ya ki kulağından bir paşa kirip gitti içine. Ve başında şunu diye bir alemini, ağrını paydaklarıydı. Alem payda bulgen vakitte onu başıga ayak kemiği bulan urup ana şu ağrını az yine tınçitken kişi Namrud için en mahbub insan geleni kalardı. Allah şunu diye harkıldı ki ayak kemiği bulan başıga urulgen de huzurlanadıyan buldu. Bu kafirin akıbatı ve İbrahim aleyhisselamın akıbatı. Bu ikisi herkes deyin bu umidi buradırlar. Bilal İbn-i Rabah iman keltirdi, kelti eylendi, azablandı. Bunların bağrını onun seyyidi Umayyatümle halaf kıldı. Kün kızıgen payıttı, Mekke'nin taşkarısı yapıp çıkardı. Urup azablap, kimler niye çiğ bir yeri yatkızıp, üstüge katta harsayı taşlarını bastırıp koyardı. Bilal raziyallahu anh'u ise, ahadun ahad deyişten başka sözünü etmezdi. Umayyatümle halaf yukarıda, Bilal İbn-i Rabah pasta, o azabladı, bu azablandı, yıllar öttü. Müslümanlar bilen müşrikler ortasındaki birinci gazat, Badr gazatı buldu. Ümeytümle halaf yerçişledi. Bilal İbn-i Rabah ham yes uzak ömür gördü buradalar. Bu kişi İslam'daki birinci muazzinlik şerefi yetti. İbadet ve hürmet degen nimetli içi yaşa bitti. Dünyadan çıkıp yeterken, dünyadan ketiş arafası oturarken, ayağı aldı da oturup yığlarıdı. Kandaya musibet, kandaya kaygı. Bilal raziyallahu anh'u ise ne kadar katta kursançilik, ne kadar katta kuvanç derdi. Ha ne demek kuvançlıysanız hazır ölesiz dese, ertege mahbublar aldı gebaramız. Ertege Muhammed Resulullah ve ashablar aldı gebaramız derdi. Umayyatümle halafam öldü, Bilal'ın Rabaham öldü. İkisinin akıbatı bir kıl oldu mu? Şunun için hazır günde Müslümanlar da horlayken, Müslümanlar da kanun okuzayken, Müslümanlar da her kıl tuhumatlarla ebleykenler, onlar hem öledi. Lekin akıbat bir kıl bulmaydı. Allah veliyyüllezine amanu yukhricuhum minel zulümati ilen nur. Vellezine keferu evliyâhum uttağutu yukhricunahum minel nur ilen zulümat. Ulaike ashabun narihum fîhâ halidun. Allah mu'minlerinin dostudur. Allah dostiz bosa nemen yutkizasız. Allah sizge düşman bosa neme barkolizde. Allah mu'minlerinin dostudur. Ularını karanlık zulmetlerden yorug'lik nurga çıkaradı. Buradalar iman nur. Küfür bu zulmet. Kafirlerinin dostları ise şeytanlardır. Ular kafirlerini yorug'lik nurdan karanlık zulmetlerge çıkaradılar. Yani öşeler cehennem egeleridir. Ve onda abadi kalacaklar. Müslüman ailesinde tuğulup, Müslüman adalasında yaşayıp, 3-4 çakı üçün herkıl akımlarge, herkıl fırkalarge koşulup getirdikler var. Cüde çırali hileler bilen, cüde çırali veçirinkeler, kafeler, çay içiler, çay pitiyeler bilen aldıp, avrap, kolilerine pul verip dinilerden çıkar oradı. Cüde ihtiyat oluyorlar. Studentler aynısı. Onu aldaştı yolu pul. Onu aldaştı yolu internet. Onu aldaştı yolu keçede katta işler gibi gizemiz yerine de durup, op çıkıp yatıp oladı. Çünkü farzantlarını gayri din yurtlar gibi yönetken student kılıp, otalar cüddeyen kuşarıp oluyorlar. Özümüzü yurtumuzda durup dinini almıştır oraya ekkenler köpeyip gitti. Şimdi başka yurtka borgenden ki Allah saklasın. İman nur, küfür ise zulmettir. Kalbi iman bulan dolgen kişi ve kalbi de küfür bulgen kişi. Bu ikisi herkes tengi olmayıydı. Kalbi de iman dolgen kişi hayatta kanaka bozayam hayattan razı oluradı. Hayatı saadetli bol oradı. Ama kalbi de küfür bulgen insan Töryağı tak boyan çağı diyem hayattan hiç kaçan bu razı bulmaydı. Bu iki sergis denge bulmaydı. Kur'an'daki kıssalardan Ashab-ül Uhdud, Çukur Ege'leri. Bu kıssa hemimizde malum buradalar. Kıssanın evveli de bir yaşı git vardı. İman keltirdi. Onun imanı adamla ortasında tarkadı. Bu yigitini padişah özü üçün geleceğe sihirgar bulsun de karı sihirgarga şagit kılıp koyup vergenidi. Ama bu kişi iman keltirdi. Bu yigit. Zalim padişah bunu bilip kaldı, onge iman doğru yetken rahibine katıl kıldı ve yigitine hem katıl kılıçdaki cüzdü köp uğrundu.
Dengizga borib cho'ktirmoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Toqqa borib tashlab yubormoqchi bo'ldi, bo'lmadi. Alloh saqlovurdi. Podshoh qo'rqdi. Chunki odamlar unga ibodat qilishlikni qo'yib, bu yigitni Robbisiga ibodat qilishligidan xavotir oldi. Podshoning atrofidagi hammasi kofir edi. Endi qalbi iymon bilan to'lgan bu yigit o'zini qurbon qilib bo'lsa ham odamlarga haqiqatni bildirishlikni xohladi. Podshohga aytdi, "Meni o'ldira olmaysan" dedi. "Agar o'ldirmoqchi bo'lsang, daraxtga osib qo'y o'zimni. O'zimni kamonimga o'q tusab turib, Bismillahir robbil g'ulam. Bu yigitni Robbisining nomi bilan deb ot" dedi. Butun xalq to'plandi. Podshoh shunday qildi. Bismillahir robbil g'ulam deb otdi, hali yigitni qatl qildi. Allohning dinini yetkazishi yo'lida shahid bo'ldi. Odamlarga haqiqatni ko'rsatishni xohladi. Mana qalbida iymoni bor odam qanday bo'ladi. Faqat o'zini o'ylamayapti, bo'ldi iymon keltiradi menga, bo'ldi yetadi demasdi. Boshqalarga ham ilinyapti. Yigit shuni xohlagan edi, maqsadiga yetdi. Odamlar podshohni qo'yib, yigitni Robbisiga iymon keltirdi. Endi bu zolim podshoh nima qildi? Katta-katta chuqurlarni kavlatdi, ichiga o'tinlarni to'ldirdi, juda ham katta alangani yaqdi. Va iymon keltirganlarga shartni qo'ydi. Yo diningdan qaytasan, yo chuqurga tashlanasan. Insonning qalbiga iymon halovati kelgandan keyin uni hech narsa qaytara olmaydi bu yo'ldan. Haqni tanigandan keyin, zulmatdan nurga qaytgandan keyin hech kim uni majbur qila olmaydi. Qaytmadi bitta ham odam. Hammasini chuqurga tashladi. Ular ham o'ldi. Bu chuqur egasi bo'lgan podshoh ham o'ldi. Bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Firavn "Ana robbukumul a'la", men sizlarning eng oliy robbilarman deganida. Banu Isroilni xor qilganida, erkaklarni so'yganida, ayollarni tirik qoldirganida, yosh bolalarni ham go'daklarni so'yganida. Fa akhadnahu va junudahu fanabadnahum fil yam va huwa mulim. Alloh nima qildi buni? Uni o'zini ham, qo'shinini ham olib dengizga cho'ktirdik. Endi Banu Isroil iymon keltirgan Banu Isroil Musa alayhissalom bilan dengizdan chiqib ketib, Fir'avnni suvga cho'kayotganligini ko'rib turishdi. Necha yil xor qilgan edi? Necha yil azoblagan edi? Mana endi suv tagiga kirib ketyapti. Mana endi cho'kayapti hammasi. Qo'lida nima bor? Hech narsa yo'q. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Chuqur egalaridan nima uchun bunday bir qasos olishdi? Chuqur egalarini nima uchun bunday azoblashdi? Chunki ular Azizul Hamid bo'lgan Allohga iymon keltirishgan edi. Mol mulkiga tajovuz qilmagan edi, uni saltanatdan tortib olamiz demagan edi. Iymon keltirganligi uchun mana shunday azobga duchor bo'lishdi. Kofirlar dunyoda mu'minlarni qatl qilishi mumkin, qamashi mumkin, azoblashi mumkin. Ammo iymon o'zini sohibini sobit qiladi. Azoblaganlar ham o'ladi, azoblanganlar ham o'ladi. Oqibat bir xil bo'ladimi? Badr g'azoti. Arablarning odatiga ko'ra jang boshlanishdan avval ikkala qo'shindan o'rtaga pahlavonlar chiqadi muboraza qilishlik uchun. Yakkama-yakka olishlik uchun. Mushriklarni ulug'laridan, sayyidlaridan bo'lgan 3 ta kishi: Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba. Uchalasi o'rtaga chiqishdi, musulmonlardan muboraza talab qilishdi. Yani şimdi bir bahadırlar olsa çıksın. Müslümanlardan Hamza ibn Abdülmuttalib, Ali ibn Abi Talib ve Ubayd ibn Harislar çıkıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karındaşları. Ceng bu oldu. Bana iki taife türüptü. İki de adam türüptü birbiri bilen kılıç götürüp uruş geldi. Hamza bilen Ali raziyallahu anhuma özünü rakiblerini bir pasla işini bitirişti. Yetişletti. Şimdi Ubayd bilen Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. U ana shu janglarning qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qildi. Hadani khasman ixtasamu fi robbihim, fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Yusob min fawqi ru'usihimul hamid. Mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkama-yakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini xususida talashdilar. Ba'zi kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi.
Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyilur. Endi orqaga qayta oladimi? Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu Qalibning ustida chuqur ustida turib, "Ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Robiya, ya Shayba ibn Robiya" bittadan atini aytib turib, "Hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo?" o'liklarga gapiryapti. "Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi?" Ya'ni sizlarni butlaringlar o'limdan keyin hayot yo'q, o'lgandan keyin yo'qib ketamiz deb ishontiradigan butlaringlarni gapirsa ekanmi dedi. "Fa inni qad vajattu ma va'adani robbi haqqo." Albatta men Robbimni menga bergan va'dasi haqligan ekanligini ko'rdim dedi. Shunda Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ona o'lib chirib sasib ketganiga gapiryapsizmi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, ular sendan ko'ra meni yaxshiroq eshityapti hozir" dedilar. Mana endi ko'zi ochildi ularda. Kufrda ekanligi, nohaq ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi foydasi bormi bu ilmni ularga? Qiyomat kunida, birodarlar, kofir bilan mu'min o'rtasida farq bo'ladi. Qiyomat kunida hech kim bir-birini yonini olmaydi. Faqat mu'minlar o'zining mu'min birodarlarini eslaydi va Alloh taolodan shafaat qilishini so'raydi. Alloh taolo aytadi, "Boringlar, jahannamga boringlar, qalbida hardal urug'ichalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga chiqaringlar" deydi. Ya'ni iymoni bor odam, modomiki dunyodan kofir bo'lib o'tmabdimi? Iymon bilan o'tibdimi? Gunoh ko'pligidan do'zaxga tushibdi, jannatga kira olmabdi. Bir kun keladi, bir kun albatta keladi, do'zaxdan chiqadi. Bir kun albatta jannatga kiradi. Muborak bo'lsin shu iymon birodarlar. Akamizni, ukamizni ibodatdan uzoq, akamizni, ukamizni roza tutmayotgan, noumid bo'lmaylik. Kalima keltirgan musulmonmi? Jannatda joy bor ularga, inshaalloh. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi shu hayotda bilasizlarmi? Mu'min odam. Mu'min odam. Har qancha mashaqqat olsin, har qancha qiyinchilik olsin, o'tib ketadi bu deydi. Har qancha mashaqqat bo'lmasin, sinov deydi. Ozgina sabr qilsam Robbim huzuriga boraman deydi. Faqat mu'min xotirjam yashaydi. 12, 12, 12 da qiyomat bo'lar ekan desa, ham xotirjam yashaydi u. Rasa kuldi ya, ey qaraylar, 16-yil mi hozir? 4 yil bo'pti shunga. Tomosha bo'ldimi dunyo? Rasa pul qiladiganlar pul qildi-da, sham sotdi, gugut. Men hayron qolaman. Qiyomat bo'lsa shamni, ha qiyomat bo'lsa boshing ko'rasan o'sha shamni. Bunkerlardan pulga yer sotishib oldilar puldor odamlar. Kim xotirjam yashar ekan? Mo'min odam. Alloh taolo aytadi, iymon keltirgan o'z iymonlarini zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Faqat mu'min odamning hayoti xotirjamlikda o'tadi. Bir kechilib ketadi problema. Qazlar ham uzilib ketadi deydi. Ishlaring ham yurishib ketadi bolam deydi. Yaxshi bo'lib ketasan deydi. Shifo topasan albatta deydi. Bir sababini qilyapman. Uvering deydi. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Agar men betob bo'lib bemor bo'lsam, Robbim menga shifo beradi. Alloh taolo Qur'onda ikkita akukani qissasini keltiradi. Biri mu'min, biri kofir. Bu akuka otasidan katta merosga ega bo'ldi. Katta pul qoldi. Ulardan bittasi mu'min edi, o'ziga keragini olib qoldi, qolganini kambag'al bechora miskinlarga tarqatdi. Ammo kofir esa pulni hammasini olib qoldi, sarflamadi, bog' qildi. Juda ham katta bog' qildi, meva-chevaga kirdi, daryo yonida suv, meva-cheva to'kin-sochin zo'r bo'lib ketdi. Mana endi qarab turinglar. Hozirlar berib qo'yib savolni, qani ular hozir? Yo'q. Lekin qana qilib ketdi dunyodan ikkalasi? Oqibati bir xil bo'ldimi? Vodri bilahum masalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nab va hafafnahuma binakhl va ja'alna baynahuma zar'a. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Uzumzor bog', atrofida xurmolar, o'rtasida ekin, ikki chekkasida suv. Bu
dünya hayatının nimetleriydi. Mumun, uladı içindeki mumunu kafirge gelip nasihat kıldı. Kafirin mi dedi? Ve dehala cennetehu ve huve zalimun li nefsi kâle mâ azunnu en tebide hâzihi ebede. Ve kafirlik bilen özüki zulüm kılgen halde bağı gekererken aytti. Bu bağ, bu benim malı devletim hiç kaçan yok bulmuydu. Ve kıyamet hem kayın bulmuydu da böyleyim ben. Kasem, eğer parvardigarımda kaytarılsam, yani ma bağda kıyamet bu kasayım, elbette bundan hem yakışıra akıbet bahni tapırman dedi. Küfür, nankörlük. Şimdi mumun inisini mi de cevap verdi. Kâle lehu sahibuhu. Birader onge hitap kılıp dedi. Sen özünü aslı nesling bulmuş adamını tuproqdan sön nütfe bir tomchi suvdan yaratıp sonra onu insan kılıp rastlagan zat Allah'a kafir bol değil mi? Dünyaya işen değil mi? Şayet parvardigarım menge senin bağından yaşlı bir bağ ata etse seni bağınge ise Osmondan çakmaklar yubarır bas o sıpsılık yerge aylanıp kalır. Ya ki onu suyu yerge singip getip sen onu ister hem topu almaya kalırsan. Bittesi pulu işendi, kafir oldu. Bittesi Rabbisi işendi. Tosattan şamal esti. Şamal kattırıp oldu. Tosattan çakma kurdu. Tosattan hava özgerdi. Közünü aldı da fakirlenip durgen bağı yok oldu kaldı. Yok boyanda köz açıladı. Lekin bu köz açılışının faydası yok. Yok oldu bağı. وَاَحِيْتَ بِثَمَرَيْهِ فَاسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ Dar hakikat uning meyve bağı halak kılındı. Özü ise huvullab kalgen işgahımlarını körüp ve onlarca sarflagen nasalarını oylab çeppek çalgenice afsus nadamat çekip kani endi men ham parvardigarımge hiç kimle şerik kılmagenimde edip kola verdi. Bana buradalar mumun bilen kafirin akıbatı. Uyam ketti, buyam ketti. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Allah Teala hulasalı yaptı bu kıssanı. Şunindek, onun için Allah'tan özge ne bir yardan beredigen cemaat buldu, ve ne özü özge yardan beri oğulçulardan buldu. Buradalar, mumun bilen kafir. Onların şu dünyada hayat keçilişi giyen bir kıl bulmuydu, akıbatı hem hiç kaçan barabar bulmuydu. Çukurdu kevlep, Müslümanların taşlayan anı şu kafir paşahın, çukurge taşlangan o şu mumunlar ham, Kabil bilen Habil ham, İbrahim aleyhisselam bilen Namrud ham, Musa aleyhisselam bilen Firavun ham, Bilal bilen Umayya ham, Hamza bilen Abu Lahab ham, hammasi ketishdi. Abu Cahal ham ketdi, Yasir'in ailesi ham ketdi. Hammasi ketdi. İman egeleri ham vafat etdi, kafirler ham. Lekin bularının akıbatı bir kıl boladı mı? Ha, mumun adam üstten külüşadı. Mu'minlerin üstüne tuhumat kılıp maskara kılışadı. Müslümanlık izi ayıp sizden bir küladı. Allah Teala ayıpladı. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَدْحَكُونَ Darvaki cinayetkar, kafir kimseler iman keltirgen zatlardan maskara kılıp külgücü buldular. Bu dünyada kafirler mu'minlerin üstüne elbette küladı. وَاِذَا مَرَّ بِهِمْ يَتَقَامَزُونَ İman keltirgenle de onu ötüp alışsa maskaralışadı. Küfür ahli iman ahli üstten küladı dünyada. Şimdi kıyamette halat özgeredi. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Şimdi bu kıyamet günü deyse iman keltirgen zatlar kafirlerden külürler. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Ular cennetteki sorularda kafirlerinin azablanışına bakıp oturup külürler. Allah da olan şeyde kül adıyanlardan kısın. Buradalar iman bilen küfür. Mumun bilen kafir. Bu ikisi herkes deyin bu miydi? Allah subhanahu ve ta'ala ki hamdü sanalar bulsun. Siz bilen biz ki iman da gene nimetin. İnsan balası dünyaya gelirken elbette bir gün onu ölümü, hatıması, nahayası gelişenek. Adamların hayatları zahirada birbirine okşaşığı mümkün. Madem ki dünyada yaşarken. Ama onların hayatı yakışı yaman bu yandaki hatıması ki holasasıya kadar belirlenedi. Bir kıl tuğuladı, bir kıl yığılıyordu, bir kıl halı. Ama dünyadan çıkıp gelirken payıda insanlar bir ikincisinden farklanadı. Kimin hatımasını Allah Teala güzel kıladı? Ama kimdir? Özünün fiilleri bilen, özünün hareketleri bilen, özünün ihtiyarı bilen hatımasını yaman kılıp almadı.
innamal a'mal bil khawatim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor, namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor, sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor, aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonni taslim qilishadi. Odamlar bor, Robbisiga talbiya aytib, ihromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanib, tavob qilib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor, tungi ma'siyat o'tirishlarida, vecherinkalarda vafot etishadi. Yana odamlar bor, ömrini haqni odamlarga yetkazishda yo'lida sarflaydi va mana shuning ustida jon taslim qiladi. Yana odamlar bor, molni dunyo topishlik hirsida giyohvand moddalarni, narkotik moddalarni sotib, odamlarni fasodga uchratib, shu narsani iste'mol qilish ustida o'lganlar bor. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarni bir eslab o'tamiz. G'assol, o'liklarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battoviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assollik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday deydi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib, bir mayit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim, bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi. Shanba kuni tongda bordim. Masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiraveray, agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqiringlar deb norozi bo'ldimu, lekin sabr qildim. Keyin so'radim, "Bu vafot etgan odam qanday vafot etdi?" Ular aytishdi, "Kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi." Imom bilan farzni o'qir ekan, oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. İmam takbir aytdi, qaday oxiriga o'tirishdi, u esa sajdada turardi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turardi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini Parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, ne kadar güzel xotima. Albatta bu hayotni güzel bo'lganligi, shu bandani Parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligini alomati. Keyinroq yuv bo'lishganidan keyin meni chaqirishchi ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim. Ancha muncha mayitning yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qiydigan bo'ldik. Azon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Azon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidning ichiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, bu yigit nima qilar edi o'zi tirikligida? Javob berishdi, mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarda oralarda ey yaxshilaringlar, Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishlik kerak ekan? Demak, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. O'rganishlik yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan, unga kalima talqin qilib, "La ilaha illalloh" deysa oldida, "Ammo men bu kalimaga kofirman" dedi, oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima, Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. "La ilaha illalloh, la ilaha illalloh." U qaytarmadi. Ozgina turib, "Mushaf bormi, mushaf?" dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. "Ha, Qur'onni so'rayapti, kitobni so'rayapti, tilovat qilsa kerak." Mushafni oldiga olib kelishganlarida u, "Sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman" dedi.
canı çıkıp gitti. Amanatını topşırdı. Bu yan bir hatıma. Buradalar kişinin yaş hatıma topşı, ya ki yaman hatıma topşı ki hayatta kalıp ötken işlerine bağlı burada. Doğrudan doğru. Öbala ne mi diyorsan, onu da demek ki işte, keçip oldu gitti. Yine buraya gitti. Bu bari vaki kıssalar. Vaki kıssalar bunların bari. Avaraya buldu, avaraya uçuradı, badaradan konağı yaptı, tez yoldan maşinası geldi, yükülüp opket yaptı. Yigit özü yekemegen, kuşu yekemegen hamayağıdan konağı yatıptı, cüdeyem çıralı avaz bulan Kur'an tılat kılı barardı. Özü demez, lakin Kur'an tılat kılı yaptı. Şifahanı gelip alıp barıştı, şu yerde vefat etti. Hemme yığladı, tanımagenlerim yığladı. Çünkü Kur'an okuyup yatken de özü yekemegen halatı diyen. Soradık, kanaka yigit idi bu. Ne sebepten çıralı hatıma taptı? Cevap verişti, davet yolu duyurken talib ilimedi. Her düşünme roza tutardı. Her düşünme roza tutup, kışlağdaki büyüsünü ziyaratı gebarardı her düşünme. Ana şu ziyaratı keçtiğinden avval, ana şu özü yaşayırken şehirde Hayri Ehson tarikatı duyan taşkilatla gebarardı, maşinesini sıkan için Hayri Ehson nüklep, büyüsünü kışlağdaki kembağlı bir çaralarına tarikatı bulup, keyin büyüsünü aldı oturardı. Sile-i Rahim, Hayri Ehson, ilim yoludaki mihnat. Ana, çıralı hatımı toplaşıcı sebep bugün ama. Kişi, nemanı üstüde vefat etse, şu nesan üstüde kıyamette tırladı. Yuhşarul mar'u ala ma mâta aleyhi. Kişi, nemanı üstüde, kendi halatı vefat etken bulsa, kıyamette şunu üstüde tırladı. Secdede getirdim bu brader, secdede tırladı. Salih amaldi üstüde, Kur'an talavatı da mı? Şunu üstüde. Sayını bölüptü mü? Sayını tırladı. Özünü tağdan taşa patıl kılıp öldürüptü mü? Özünü tağdan taşıydı. Dünyada ne kılıp ötken bulsak? Anakayken de hatıma ölüm aldığı ihtizar halatı siz bilen bizi sırlarımızı faşkı koyarken. Adamla körgenci ayda zor bol yürüyüşümüz mümkün. Zahırımız. Ama batınımız, kalbimiz kandaya bulsa ölüm saati şu halatta bizi sırımız açıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli'l cenne hatta ma yakunu ve baynahu ve baynaha illa dira'un. Sizlerden bittiler. Bir ömür cennetilerinin amelini kılıp yürüyordu. Şuna kadar cennete yakın buladı ki bir zira kaladı masafa. Hazır ölse cennete kirip getirdi. Fe yasbiku aleyhi'l kitab. Kitap uzup getirdi. Peşenesi yazdığınızı uzup getirdi. Dozak ileride kılardı genişini kıladı da şunun üstü Allah onu canını aladı. Dozak yaravanı aladı. Ömür boyu sahabı iş kıldı. Lekin dozak yıkettı. Yani bunu mukabil eder. Ve inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu baynahu ve baynahu illa zira. Yani bittiler bir ömür dozak ileride amelini kıladı. Şuna kadar dozak amelini köp kıladı ki bir zira kıladı dozak yıkırışıya. Fe yasbiku aleyhil kitab. Kitap ozup getirdi. Peşenesi yazdıken takdiri ozup getirdi. Ve doz cennetilerini kıladırken amelini kıpoyadı. Şunun üstü Allah canını aladı, cennet kekiladı. Bana şu hadisinin şarkıda ayetledi ki, ana o adam birinci adam. Bir ömür cennetilerin işini kılıp dozak girip ötken adam. Cennetilerin işini kıladı, adamlar kör adıken cahide. Ama yalnız koyanda fahş münkerdi, şundaki minivalarıdı. Adamlar da közüge takva darıdı, ibadet konudu. Ama kalbide iman, ihlas, Allah'a boyan takva yokudu. Düşünürlük mi? Sizi kimliğiniz? Bamdat ki uygandıyız. Uygandığınız hiç kim bilmiydi? Türüş ya ki türmesliğiniz de bilinirdi. Özünüzü kimliğiniz? Çünkü başınızı oraya kulaksız kim bilip oturuptu? Kulağı kapandı. Şunun için ayetlerdi. Ölüm aldı da sırlar açıladı buradalar. Mumun kişi, hakiki iman bana yaşayan mumun kişi, ölüm saati yetkende onu aldı ki farişteler keledi. Onu sabit kelime bilen, sabit türüşlükke çakırdı. Ötkenimiz derslerimizde, her bitti insan ihtizar halatı gelip, dünyadan çıkışını bopalarken, til, ayak kol, işten koyanda közü körüp duradı, farişterlerini körüldü. Onge haridar bugün farişterlerini körüldü. Mumun olsa cennetten çıkan farişteler, cennetten bugün kefenliyle kuşbalarını alıp kütüp duradı.
Eğer bunun aksi olsa neuzubillah, cehennemden alınken kefenliği bile tutturadı haradarları. Köremiz hemeniz haradarımızı. İnnellezine kalu Rabbunallahu thummustakamu tetenezzelu aleyhimul melaikete allâ tehafu ve la tehzenu ve abşiru bil cenneti illeti kuntum tuadun. Elbette parvardigarımız Allah'dır. Sonra doğru üstüvar bulgen zatlarının aldılarına ölüm payetinde farişteler düşür der. Mene Rabbimiz ayet yaptı ölüyken indi mumun benden farişten geledi sen aldığında. Neme deydi? Korkmayınlar ve gamgin bulmayınlar. Sizlerge vada kılınken cennet kuşabarı bilen şadlanınlar. Farişteni gördünüz cennet bilen kuşabarı. Hatırcan bol korkma senge gamı kaygı uyuyor degen payette. Deyin ki şu gün için bana şu haberde eşlik için amal kımaya tutuyor ki ömrümüz devam eder. Farişteler de bana şu haberde eşlik için ıslık günü de rozu tutmaya tutuyor ki. Saharlarda yukumuzu buzup namaz okumaya tutuyor ki. Kıylanıp topken pulumuzu ihsan okumaya tutuyor ki. Bana şu haberde eşlik için buradalar. Saadetli, abadi hayatının başlanışı bana şu lahzadan buladı. İneyken mumunge ölüm atçı olmayı kalırken dünyadaki en şirin narsa için ölüm bu kaladı. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farog'atlik, jannatiy hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayol edi. Eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratlik, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytarkanmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolim topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni afv qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyya. Mumun adam ihtizar halatı durarken, mumun adam dünyadan ahiretki köçlük aldı durarken, onge farişteler, ey hatırcam, sakin can, sen Allah ata etken nimetlerden razı bulgen ve Allah tamamından senin emellerinden razı bulgen halde perverdiyarın huzuruya kayıt. Fadukhuli fi ibadi ve dukhuli cenneti. Mene ben de alanı mukatariye kayıt. Meni cennetimge kayıt. Bana buradalar çıralıyor hatıma gibi misallar. Allah hammamızı bana şimdi hatıma gene nasip etken bulsun. Bunu mukabalada başka kişinin vefatına etmemiz. Muazzin. Muazzinler gibi bir lorgen acil sahabların nihayette uluğ. Anaşı avali ötken davurlarda minaranın üstüge bir günde 5 metre çıkıp ozanat ödüyen muazzin. Kıyamatta ularge acil nihayette bir kette birilerde. Ana şu muazzinlerden biri minaradan turup ozan aytarken bir ayolga közü şüphe aldı. Ertesi gün ozan aytarken yine kürdü. Bir neçe var küz attı, kalbiga onu ışık şüphe aldı. Közünü hıyanatı. Közünü hıyanatı. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Bas kaçan ki ular hak yoldan ağış geç, Allah ularının dillerini ağdırıp koydu. Zaten Allah fasık itaatsız kavmına hidayet kılmaz. Közü bilen haktan tayıldı, közü bilen günah kıldı, közü buruldu, Allah da Allah kalbini yan burup koydu. Şeytanını insan borası işlet adıyan, üstü de işlet adıyan küçülü kuralı nazar. Bir metre kaladı pişti de, karamasını da, karamasını da. Akıbatını mı oldu? Aşık oldu. Ayağını topu bordu, haradar buldu, Nasrani ayağladı. Senge ülenmek için mi? Nasrani dini götesen, kiyen senge tegemen. Allah saklasın, Nasrani göttü. Ülendi. Şimdi bana şu ayağını aldı ki, maksadını amalga aşırış için kilit yeterken, ostanadan kokuldu, yıkıldı, boynu üzülüp öldü. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onu avvalı kandeye ediyor, ahire kandeye buldu. İman keltirgen zatlarını dünyada hem ahirette hem ölüm saatinde hem Allah-u Teala La ilahe illallah kelimesi bulan sabit kıladı.
Shuning uchun birodarlar tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigan uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgan uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, xijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotarkan yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytibdi, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishni kerak emasmi birodarlar? Ertaga orqa tashlashni kerak emas. Sufyon as-Savriy ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, o'limdan qo'rqyapsanmi deydi. U kishi aytdi, gunohlarimdan emas, o'limimdan emas, o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishidan qo'rqyapman. Birodarlar, bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, iymonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sh paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, iymonda qolmasa, o'lgandan keyin biror narsa tuzoqda bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali? Hali imkoniyati bor. Gunoh mansiyatga botib ketdimi? Tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymonda olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsa tuzoqda bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, yutqizdinglar. Faqat musulmon bo'lgan holingizda. Iymonda, islomda turib omonatni topshirish. Iymonda, islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishligini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishligini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan ham boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib xalqumga keladi. Kalla iza balagatir taroqi. Dar haqiqat jon xalqumga yetganida. Shu vaqtda jon xalqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biror kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizorlayotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashaq keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymonsiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffatis saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi. Jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgan vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafanlanadi, yelkalarga ko'tarilib janozaga olib boriladi. Agar omadingiz shof qolsa, musulmonlar orasida o'lsangiz. Ila robbika yawma idinil masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa va la solla, valakin kazzaba va tawalla, summa zahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, summa awla laka fa awla. Darsimizning nihoyasi Robbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdaganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim.
İnsanlar dünyaya gelip tuğuluştaki bir kıl oladı. Ama dünyadan çıkıp geçtiği de hatımaları türlü oladı. Salih amallarını kılıp, iman bilen ketkenler, fisk-ı fucur, masiyette küfürde ketkenler, bu ikisi teng oladı mı? Herkes teng olmaydı. Bu şimdi halat ki, her birimiz bir günün gidiş gelemiz. Hatımamızı kanaka buluştuğunu bilen günümüz geledi. Şu gün geledi, anık bizge hatımamız görsatıladı. Kendi hatıma topuşumuzu anık bilemiz mi buradalar? Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızı, hatımalarımızı şirali kılışıgını sorayımız. Aqulu qavli hada ve astagfirullahi li ve lakum. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.